Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine bir seviye yükseltmede yeni bir 6 yıldız rev çatısı arkadaşlar. Kaçıncıymış? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34. Burada var 35. Kaçıncı oldu hakkında fikrim yok. Kaçıncı attığım hakkında fikrim yok. Neyse, atıyorum arkadaşlar. Bir tane daha atacağım. Profesör X'i atıyoruz arkadaşlar. Profesör X'i 6 yıldız rev çatısı sonunda S4'lerini tamamlayabildim. Geçen de kopyalamıştık acılar. Bunu yapıştıralım. Sıradan ne kadar izo varsa, çünkü izolar da artık S4 beklemekten dolayı izolar bile kaldı. Ki bir ara 15-20 günleri falan vardı en yakın izonun. O yüzden sıradan yapıştır gelsin. 6 yıldız R3 kopyalı Profesör X. Saldırı, defans, istediğin yerde kullan. Ve aslında oyunun arkadaşlar gizli birincisi diyebilirim ki, bunu daha önce de defalarca söylemiştim. Oyunun gizli birincisi. Gerek uzun dövüşlerde, gerek kısa ve orta vadeli dövüşlerde etkili. Ama orta vadeli dövüşlerde bir takviye ister. Bir mutant %150, %200 takviyesini ister. Şu anlamda ister. Başladığı gibi bitirir abi. Başladığı gibi bütün mevzuatı bombalayıp bitirir bu arkadaşımız. İzolar yüzünden kristal de açamıyor. Sanki çok var da atacak. Dur, şuradan sıradan al. Gel bakalım. Hepsini bas gelsin. Şey gibi, vahşi doğada aylarca kalıp da en sonunda et bulmuş aslan ordusu gibi bütün izoları basıyorum tek bir tanesine. Ne kadar basarsa o kadar kârdır. Gel bakalım. Profesör dediğim gibi hem saldırı hem defansta oldukça etkilidir. Kısa, orta, uzun dövüş fark etmez. O her yerde akar. Sinerjiye ihtiyacı yoktur ama çok güzel sinerjileri vardır. Tek bir sıkıntısı var, kanama zehir açık oynamayacaksınız. Kanama, benimki gibi kanama zehir açık oynamayın. O zaman her dövüşte bir bu sefer şey yapmanız lazım. Nedir o dalganın adı? Sağlık potu kullanırsınız. Yani bu elemanla oynuyorsanız kanama zehri kapatarak oynarsınız. Gel bakalım. Daha birazcık daha antilop lazım. Antilop sürüsü. Yani neyse, güzel izo bastık. Yani en azından 4-5 günlük izo şeyi kaldı geride. Şuraya bak abi, kırmızı kırmızı yanıyor. Allah'ım, bu da bas bas doymuyor ya. Bu arada arkadaşlar, ya yani mutant S5'in de 10 günü kalmıştı yani Allah'tan. Geldi de bastık ha. 10 günü kalmıştı. O da düşünsene abi S5'in çöpe gittiğini. S4 yok arkadaş. Ne yapayım yani? Hop. Tamam, oldu mu? Bence oldu. Yakışıklı oldu. Şöyle baktığımızda arkadaşlar datasına 32.000 canı var. Canı biraz düşük ama biliyorsunuz saldırı potansiyeli muazzam. Hadi ufaktan bir deneyelim. Lan hep arenaya gidiyor. Elimiz ayağımız arenaya alışmış arkadaş ya. Vallahi billahi. Şeye gidelim. Neydi bu Pokemon'un adı? Star-Lord'un olduğu yere gidelim. Orada deneyelim bakalım. Gerçi kanama zehirden düdüklemezlerse bizi. Şimdi Profesör X'i alalım. Profesör X'in yanına mutlaka bir beyaz manyot alalım. Beyaz manyotu bize lazım olacak burada çeviklikten dolayı. Onun dışında kendisine direkt arkadaşlar şey yok. Yani direkt kendisine sağladığı bir sinerji yok. Ama biz artık onu yanına bazı ponçik şeyler yapacağız. Mesela Nifuri koyalım. Herhangi bir sıkıntıya karşılık bir kaçış dalgası atalım. Bir de oyun başında canı gitmesin diye hadi birazcık da şey yapalım. Yani aslında açıkçası çok da bir sinerji yapmış sayılmayız. Burada espri arkadaşlar, Profesör X'in üzerindeki hünerleri tutmayı bilmek lazım. Hünerleri tutmayı bildiğiniz sürece sıkıntı yaşamazsınız. Yani hem hüner sayısını arttıracaksınız hem de hünerleri
tutmaya çalışacaksınız. Tabii ki yapay zekaya karşı da çılgın bir mücadele vereceksiniz arkadaşlar. Kanadığım gibi kesinlikle siz kanama seyri kapalı oynayın. Çünkü benim canım birazdan çatır çutur gidecek. Evvela bir L3 atacağız. Ondan sonra Allah ne verdiyse. Bam. L3'e kadar sakin ve relax. Evet, yapay zekanın efsaneliği yine başladı. Boşluklara tekme tokat falan dalmalar. Güzel, ne kadar güzel blokta bekliyor değil mi? Canınız çeker, itiraf edin. Ve acılar başlıyoruz. Kombaya işte asıl efsane mevzu şimdi başlıyor. L3, L2, L2, L1 Allah ne verdiyse. Şimdi yardım babali. Ah, tabii şöyle bir sıkıntı var. Bak şimdi geldi aklıma. Teknoloji sınıflarına karşı arkadaşlar ne yazık ki o efsanevi güç doluşunu sağlamıyor. Ne yazık ki sağlamıyor. Böylece bunu da göstermiş olduk. Yani normalde biliyorsunuz özel saldırı hattında hani iki güç barı falan kalır ya. İşte o mevzu burada olmuyor acılar. Neden? Çünkü teknolojiye karşı kapışıyor. Şöyle geri çekerek de hünerimizi yenileyelim. Yine oynarsınız, oynamaz değilsiniz ama yani hüzün tablolarıyla biraz takılabilirsiniz. Neyse, madem girdik yapacak bir şey yok. Bir tane daha atalım. Şöyle bekleyerek de yükleri toplayıp hop falan filan terminal. Yani bu durum nedir? Profesör X'te teknolojiye girmeyin acılar. Buradan çıkacak olan ders bu. Şimdi şu hünerimizi yenileyelim bir. Hüneri yeniledik. Sessiz olun kardeşim, teknolojiye girmeyin. Hele video çekiyorsanız Allah Allah. Hiç yapmayın öyle bir şey. Teknoloji hariç herhangi bir sınıfta çok güzel olur ha. Ulan tam video çeke. Ben de unuttum arkadaş işte. Neyse. En azından sizlerle beraber ponçik ponçik hatırlamış olduk acılar. Çok da şey yapmamak lazım. Ya sıkıntısı şu olur abi. Normalde kaçmaması lazım da işte bu labirentin saçma bir kaçma mevzusu var ya. Burada mesela şey sıkıntı yani hünerleri çok az alıyoruz. Şu ana kadar çoktan ona falan çıkmış olmamız lazımdı. Teknoloji sınıfındaki handikapı bu oluyor. Benden size söylemesi. Denemeyin. Normalde %70'ini geri bırakıyordu. Bunlarda karşı %30 muydu? %40 mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Şöyle bir tane atalım. Bu bir. Hemen hünerleri de tabii ki yeniliyoruz. Oo, gel bakalım. 5 hüner. Şu ana kadar 15-20'ye falan çıkmamız lazımdı. Ya yine fark etmez oynarsın ama dediğim gibi hünerler az olsun, bir de bizde kanama zehir açık acılar. Kanama zehir açık olduğu için her özel saldırı %5'lik düdük spor. Baksana hünerim bitsin diye elinden geleni yapıyor ya Pokemon. Bir derse çıkarım ne olacak yani. Evet, onurlu ve namuslu bir gameplay gördünüz. Kabımın yapay zekasından bir de gideyim. Klasik kış askeri dedim. Yani bu kadar onurlu ve namuslu olması tabii ki oyuncuyu oyunlu tutmaya yarıyor. Çok oyuncunun hep istediği şeyler bunlar. Allah'ım diyor, ne kadar namuslu bir gameplay. 3 saattir ileri geri yapıyoruz. Hala hareket etmiyor bir şey. Şerefli ve onurlu kabımın çocukları. Ne yapayım abi? İleri yapıyorum, geri yapıyor. İleri geri yapıyorum, ileri yapıyor. Özel saldırı atmak dışında her şeyi yapıyor. Oyun böyle gidiyor. Neyse gel. Bak ekmek spor. Gel gel kış askeri.
Allah'ına kılan kış askeri bütün acısını senden çıkartacağım. Gel Pokemon seni. Gel, gerçi bu da oynamıyor ama olsun, en azından Leo çatmıyor bu. Ya garibim, tam bir kobay faresi acılar ya. Hop, nefis sıyrıldı ha. Gel sana bir kombinasyon yapayım, gel. Star-Lord Pidgeotto'luk yaptı, acısını senden çıkartacağız şimdi. Cemaat halinde sana gideceğiz. Bu arada illerle 3 atmanıza gerek yok yani şeyi aktifleştirmek için. Hafif saldırıyla bitirseniz de yine o mor hale geliyor. Ama mutlaka bir tane atın. Bir tane atın acılar. O hünleri falan güzel hüner veriyor. Tabii yük sayısı arttıkça bombalıyor da kendisini. Şimdi bak yavrum benim nasıl kaldı ama güç barı. Koçum benim gel. Üçüncü hüner. Lan gel buraya. Lan hüner yenilecektim. Neyse yapacak bir şey yok. Dört hüner olduk bile. Şöyle birazcık depoyu dolduralım dedim ama yine düdüklediler bizi ya. Şunu atalım acılar ve geri çekelim ki hünerlerimiz yenilensin. Bu elemanın da bu rotasyon olayı çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Ama dedim ya sen mutlaka kanalize yeri kapatın. Baksana abi böyle bir vuruş şekli yok yahu. Tabi bu da 500-600K gibi dövüşler Profesör X için orta seri, orta bile sayılmaz ya. Yani orta siklet dahi sayılmaz. Müthiş hasarlara çıkıyor. Yani tabi burası için söylemiyorum ama daha böyle düzgün yapay zekanın olduğu bir dünyada, başka bir paralel evrende karakter çok daha fazla iş yapar. Tabi bu burada pek iş yapmaz. Bu paralel evren buna göre değil. Yapay zekanın bozuk olduğu. Baksana Allah aşkına. Şikayet etmiyorum tabii ki. Artık o dönemleri geçtik. Şöyle birazcık dolduralım. Depoyu dolduralım. Gel kardeşim. Yabancı serverlarda daha iyi oynadığını görüyorum Profesör X'e karşı. Yani adam normal geliyor. Tam Profesör X'in istediği. Üzerine geliyor Profesör X siper atıyor. Geliyor siper atıyor. Bayılıyorum ona. Tabi Profesör X'in yükü başına da hünerleri falan etkili oluyor hacılar. Onunla baştan söyleyeyim. Şu anda iki yükümüz var. Bak mesela L3 atmadan da şu şekilde arkadaşlar oynayabilirsiniz. Ver bir L1 daha. Bu rotasyon gerçekten çok etkili. Bu arada karşıdaki namussuz ol namussuz bloktan çıkmıyor ya. İman etmiş yani bloğa iman etmiş. Çıkmıyor abi adamlar bloktan çıkmıyor yahu. Yemin etmişler çıkmıyorlar. L1 atıp geri çekeceğim arkadaşlar bu sefer de. Şöyle hop. Hünerimi yeniledim süresini. İnanmış kardeşim adam bloktan çıkmayacağım diyor. Ne yaparsan yap. Aşk ile yap, şevk ile yap. Bu arada hünerlerimizin acılar süresi dolmak üzere. O zaman rotasyona başlatıyorum. Yardır acı. Ulan yine ucu ucuna kaldı. Yine iman etmiş. Geriye doğru kalmaya. Şöyle bir geri yapalım. Süreyi bir sıfırlayalım. Yani hünerlerimiz devam etsin. Ve bir tane daha atınca çok güzel vuruyor. Ama mutlaka kanamız yeri geldiğim hale bak abi. Vallahi billahi. Velhasıl kelam karakterimiz bu. Defans, saldırı, sinerji falan filan her yerde kullanabileceğiniz çok cix bir abimiz. Yeter ki yapay zekanın bozuk olması her şeyi etkiliyor. Buna yapacak bir şey yok. Yani farkındaysanız rütbe yükseltme videosu yapıyoruz. Gene yapay zekadan şikayet ediyoruz. Ne bileyim yolda yürüme videosu bile yapsak yine buraya gelecek. Çünkü oyun temeli buna dayalı. Yani bir siper el becerisi ki bir yıldır bozuk. Bir de yapay zeka. Yani bunlar oyuncuları oyundan soğutan şeyler.
Hayırlısı Allah'tan yine birçok yere taş atabilirim ama atmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz de like atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.